son ve evrensel kılınan peygamber Kur'an'ı Allah'ın kitabı olarak tanıyanlar biz asla ve kat'a Allah'a ve ahiret hayatına imanı dışlayan modern yaşamı benimseyemeyiz. Ona saygı duyamayız. Allah yokmuş gibi onun emirleri ve yasakları yokmuş gibi bir hayat tarzını asla benimseyemeyiz. Böyle bir hayata saygı duyamayız. Irkçılık ırkçılığa saygı duyamayız. Zinaya özgür kılınması gereken bir işlem nazarıyla bakamayız. Eşcinselliği onaylayamayız. Özgürlükler adı altında böyle bir yaklaşım sergileyemeyiz. Biliyorsunuz modern denilen hayat cinsel özgürlüklere alabildiğine alan açmakla üstelik insan hakları ve özgürlükleri cümlesinden olarak sunmaktadır. Biz böyle bir yaklaşımı asla benimseyemeyiz. Bir diğer anlatımla toplumumuzda dile getirildiği gibi ben görüşlerine inanmıyorum ama saygı duymuyorum. Hayır. Biz bir görüşe inanmazsak, inanç aramıza aykırı bulursak asla ve kat'a saygı duyamayız. Saygı duyamayız da ne yaparız? Buraya gelmeden örneklere devam edelim. Biz faize dayalı bir ekonomik yapıyı benimseyemeyiz. Bu bizim imani gere görevimiz, İnancımızın gereğidir. Asrın ekonomisi böyle diyemeyiz. İçki, esrar, eroin gibi sarhoşluk verici maddeleri asla kabul edemeyiz saygı duyamayız. İnsanlık gibi çifte standart uygulayamayız. İnsanlar esrarı yasaklıyor, eroini yasaklıyor ama alkollü içkileri tüm genişliğiyle onaylıyor ve bir kazanç yolu haline getiriyor. Biz böyle yapamayız. İçki, kumar, fuhuş endüstrisi bizim onaylayabileceğimiz olgular değil. Emeği sömürü, emperyalist amaçlı savaş. Dünyamız geçtiğimiz asırda iki büyük dünya savaşı yaşadı. Ve savaşlar devam ediyor. Orta Doğu merkezi olarak. Ama emperyalist amaçlarla yapılıyor. Biz buna onay veremeyiz. Ölüm cezasını dışlayan ceza hukuku bizim için ilkeldir. Bir taraftan insana ve kadına şiddeti red edeceksiniz ama diğer taraftan yapılan zulme benzeriyle ceza verilmesine karşı çıkacaksınız. Müslüman buna onay veremez. Şiddet ve aşağılama içermeyen düşünce ve ifade hürriyetini kısıtlayan yasaları onaylayamayız. Allah insana düşünce hürriyeti vermiştir. İfade hürriyeti vermiştir. Siz insanların ifade hürriyetini engelleyecek yasa koyamazsınız. Eleştiri yapılır. Yapılmalıdır da. Biz buna kültürel cihat diyoruz. Elbette yönetimler eleştirilecektir yaşadığımız toplumda kimden gelirse gelsin yanlışlıklar, haramlar tenkit olunacaktır. İyiler, güzeller, doğrular gösterilecek ve onlara yönlendirme yapılacaktır. Siz bunu nasıl engellersiniz? Ve Müslüman buna nasıl onay verebilir? İşkence insana yönelik şiddet ve İslami hayatı engelleyen hayatın dini ölçülere döndürülmesine mani olan yasalar bunlar inancı mahkum eden yasalardır ve halen yasalarımız bu nitelikte varlığını sürdürmektedir. Biz fert olarak, aile olarak, toplum olarak İslam'a dönüşümüze mani olabilecek yasaları nasıl benimseyebiliriz? Onlara sine açabiliriz. Ana babayı dışlayan miras sistemine biz nasıl evet diyebiliriz? Soralım. Çocukları için en büyük fedakarlığı yapan anneler ve babalar değil mi? Çocukların fakirliği gibi halinde en fazla yardımına layık olanlar onlar değil mi? Bir insanın ölümünde çocukları, eşi miras haklarına sahip ama fakir de olsa ana babanın miras hakkı yok. Bu ne büyük bir zulümdür ve ne büyük bir nankörlük halidir. Allah'ı ve ahiret hayatını unutturan sanatlar. Sevgili kardeşlerim, burada tekrar tekrar önemine binaen değineyim. Biz Müslümanız. Biz Allah'ın kitabı Kur'an'a bağımlıyız. Biz nasıl faize evetler, nasıl zinayı onaylar, nasıl iş, işkenceyi tasvip eder, nasıl çıkarlar savaşına tasvip sunabiliriz, ırkçılığı nasıl benimseriz? Benimsedik de ne oldu? Son 30 yılda on binlerce insanımız can verdi. Biz bu saydıklarımıza onay verirsek ne olur biliyor musunuz? Sadece günahkar olmayız. İslam dairesinin dışına çıkmış oluruz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin buyrukları yasakları olan bu yasakları onaylayarak Rabbimize bilgisizlik isnat etmiş oluruz. Acizlik isnat etmiş oluruz. Ya Rabbi sen bizi yarattın ama sen bizim geleceğimizi bilmiyorsun demiş oluruz. Sen bizim hakkımızda hayırlı olacak olanları yasaklamadın demiş oluruz lisanı hal ile. Allah korusun. İşte bunun içindir ki sevgili kardeşlerim, Hz. Peygamberimizin e, çerçevesini belirlediği simsiyah karanlıklar içinde bulunuyoruz. Eğer İslam'ı ciddi bir şekilde öğrenemezsek, bilinçlenemezsek, inanın izlediğimiz bir dizi, dinlediğimiz bir açık oturum Müslümanken kafirle kafirlikten İslam'a doğru gidip gelmemize sebebiyet verir. Farkında olmadan İslam'la bağlarımızı koparmış hem dünya hayatımızı hem de ahiret hayatımızı bedbaht etmiş oluruz.